Bu videoları keşfette görmüşsünüzdür. Şimdi sizinle birlikte bu videoları nasıl 5 dakikada yapabileceğimizi öğreneceğiz. Sitenin linkini açıklamaya bıraktım oradan gidebilirsiniz. Şimdi ilk olarak burada hazır şablonlardan gideceğiz. Gördüğünüz gibi burada fake text şablonu, AI story video şablonu, credit story şablonu var ve dialog generator kısmı da var. Biz burada ilk başta AI story video şablonuyla başlayacağız. Buradan create now diyorum. Daha sonrasında burada metin oluşturma bölümüne geldik. Custom scriptte isterseniz kendiniz metin ekleyebilirsiniz. Edirsiniz. Biz AI Script'i kullanacağız. Burada hazır prompt'lar var sizin için. İsterseniz buradan yapay zekaya kendinize prompt hazırlayabilirsiniz. Dili de buradan seçebilirsiniz. Ben template'lerden gideceğim. İlk başta Interesting Story şablonunu kullanacağım. Buradan Use It butonuna basıyorum. Daha sonrasında burada dilim var. Dil içinde Türkçe'yi seçiyorum. Şimdi ben de burada video başlarken bir hook cümlesi yani kanca cümlesi istiyor. Ben GPT'ye 5 adet kanca cümlesi oluşturdum. Bu 5 cümleyi de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan erişebilirsiniz. Ben şimdi seçtiğim bir tanesini buraya ekliyorum. Evet dedim ki bu tarihi olay gerçek mi yoksa bir efsane mi? Gelin birlikte keşfedelim. Burada video ending diye bahsettiği kısımda videonun sonunda ben buraya abone olmayı unutmayın yazacağım. Şimdi süre olarak da 60-90 saniye arasını seçiyorum ve generate script butonuna basıyorum. Şu an benim metnim hazırlanıyor. Evet şu an metnim hazır. Hook cümlem de hazır. Video sonu metnim de hazır. Şimdi buradan next diyorum. Şimdi metin şablonu seçmemizi istiyor. Ben buradan ilk şablonu seçiyorum. Next diyorum. Şimdi burada ses seçim bölümüne geldik. Buradan ses için ben aşina olduğumuz Adam'ı seçiyorum. Daha sonrasında buradan background'a da müzik ekleyebilirsiniz. Sağ üstteki switch'i açmanız gerekiyor. Buradan da background müziğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz buradan cinse seçimi yapabiliyorsunuz yaş seçimi yapabiliyorsunuz. Dili seçimi de yapabiliyorsunuz. Ses için daha fazla ayar isterseniz bu kısımda detaylı ayarlamalar da yapabilirsiniz. Ben şimdilik normal edimle devam ediyorum ve generate video butonuna basıyorum arkadaşlar. Evet şu an benim videom hazırlanıyor. İsterseniz bu pencereyi kapatabilirsiniz. Daha sonrasında projeniz My Projects bölümünde olacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet videomuz hazır arkadaşlar. Gelin beraber izleyelim. olay gerçek mi? Yoksa bir efsane mi? Gelin birlikte keşfedelim. Yüzyıllar boyunca insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için bu tarihin başlangıcına kadar uzanıyor. Antik Mısırlılar. Evet, videomuz hazır gördüğünüz gibi. Buradan download'a basarak projenizi indirebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen iniyor. Daha sonrasında yine buradaki My Projects bölümünden de projenize ulaşabilirsiniz buradan. Evet gördüğünüz gibi videoyu hızlıca çok kolay bir şekilde oluşturduk. Siz de bu tarz içerikler oluşturmak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkten siteyi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi AI Story video bölümüne bakacağız. Buradan sağ üstteki AI Story video kısmına geliyorum. Buradan bir style yani stil seçmemizi istiyor. Ben buradan Lego style'ı seçeceğim. Next diyorum. Daha sonrasında buradan custom script ve kendi metninizi buraya ekleyebilirsiniz veya yapay zekanın hazır promptlarından burada faydalanabilirsiniz. İsterseniz custom promptle ile kendiniz de prompt girebilirsiniz yapay zeka metin oluşturması için. Biz şablonlardan gideceğiz. Interesting history promptunu seçeceğiz. Use it diyorum. Buradan yine dilimi Türkçe seçiyorum. video starting bölümünde bizden who bir kanca cümlesi istiyor. Ben GPT 5 adet oluşturdum. Video açıklamasını onu bırakacağım. Şimdi buradan bir diğer açıklamayı seçiyorum cpt'den. Metni ekledim. Video sonuna da abone olmayı unutmayın. Metnini ekliyorum. Bu sefer 30 ve 60 saniye olsun. General Script butonuna basıyorum. Şu an yapay zeka benim için metni hazırlıyor. Evet gördüğünüz gibi metnim hazır. Burada hook cümlem de hazır video başında. Video sonundaki cümlem de hazır. Next diyorum. Buradan bize metin şablonu seçmemizi istiyor. Ben buradan Lego seçtiğimiz için bu metin şablonunu seçeceğim. Next diyorum. Daha sonra ses seçim bölümüne geldik. Buradan Adam'ı seçiyorum. Evet yine adamı seçeceğim. Buradan cinsiyet, yaş ve dil seçebilirsiniz. Ses için detaylı ayar yapmak isterseniz burada ses için detay ayarları mevcut. Buradan yapabilirsiniz. Arka plana müzik eklemek için ben buradan Wanted Melody'yi seçeceğim. Bu şekilde %5 kalsın arka plan müziğini de sağ üstteki background music switch ile aktif ediyorum ve generate video butonuna basıyorum arkadaşlar. Şu an videom oluşturuyor. İsterseniz burayı kapatıp gidebilirsiniz. Daha sonrasında projenin tamamlandığında my project kısmında olacaktır. Evet videomuz hazır gelin hep beraber izleyelim. Bir Evet gördüğünüz gibi çok hızlı ve kolay bir şekilde videomuzu hazırladık arkadaşlar. Siz de bu tarz videoları hazırlamak için açıklamayı bıraktığım linkten siteye gidip ziyaret edebilirsiniz. Burada istediğiniz tarzda video yaratabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı. Buradan download deyip videomuzu da indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi altyazı oluşturma bölümüne bakacağız. Buradan Caption Generator bölümüne geliyorum. Daha sonrasında buradan altyazı yazı formatımı seçiyorum. Ve videomu yüklememi istiyor. Hemen videomu seçiyorum. Şu an videomu seçtiğim videom yükleniyor. Buradaki yüklenme hızı sizin internet hızınıza bağlı olarak değişir. Video yükleme işlemi tamamlandıktan sonra hemen altyazı oluşturma işlemine başlıyor. Evet videomuzun altyazı kısmı oluştuktan sonra timeline bölümüne geliyoruz. Şimdi burada videomuzu test edebiliriz. Selam cp. nasılsın? Şarjı olmuyor. Yani gördüğünüz gibi buradaki metinler süresiyle beraber ekranın çıkıyor. Burada neler yapabiliriz? Burada metinleri düzenleyebilirsiniz. İsterseniz metin eklemeye veya emoji ekleme işlemini yapabilirsiniz. Buradan alt şeklini değiştirebilirsiniz. Settings kısmında da daha detaylı ayarlar var. İstediğiniz renk tonuna kadar veya görünüm şekline kadar detaylı ayarlamalar yapabiliyorsunuz burada. AI emoji kısmında ekrandaki o anki metne göre bir emoji oluşturur. Buradan bunu sıklığına ayarlayabiliriz. Örneğin medium seçtim. Apply magic dedim. Şu an uyguluyor. Şimdi baştan izleyelim selam olmuyor. Evet şarj olmuyor kısmında gördüğünüz gibi bir adet priz emojisi koymuş. neden bunu bulabilir misin acaba? Belki de kablosunda ya da adaptöründe bir sorun olabilir. USB portuna veya adaptöre takarak deneyin. Evet gördüğünüz gibi adaptör dediğinde şarj dediğinde ekrana bir adet priz ikonu getirdi. Bunun gibi emoji ekliyor. Şimdi ben buradan save diyorum. Videomu kaydediyorum ve export diyerek şu anki videomun çıktısını alıyorum. İsterseniz burayı kapatıp gidebilirsiniz. Daha sonrasında proje tamamlandı. My Projects kısmında olacaktı. Evet, videomuz hazır. gelin beraber izleyelim. Benim buradaki yapı boyunca şarjı olmuyor. Neden bunu bulabilir misiniz acaba? Evet, gördüğünüz gibi. Videomuz hazır arkadaşlar. Açıklamadaki linkten gidip siz de videolarınızı altyazı ekleyebilirsiniz. Evet şimdi dördüncü bölüm fake mesaj fake text bölümüne bakacağız. Şimdi buradan fake text bölümüne geliyorum. Buradan hazır background videolarımız var. Ben buradan dördüncü videoyu seçiyorum. Daha sonrasında next diyorum. Şimdi burada isterseniz manuel olarak buradan add receiver veya et sender diyerek sağ sol tarafa şöyle metin ekleyebilirsiniz. Veya buradan AI script ile prompt girip yapay zekanın sizin için metin oluşturmasını isteyebilirsiniz. Veya buradan past script butonu ile mevcut hazır bir konuşmanızı buraya yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Veya herhangi bir videonun URL'inden veya kendi videonuzu yükleyerek de buradan script'inizi yani metninizi ekleyebilirsiniz. Biz şimdilik yukarıdaki past script yani yapıştırarak devam edeceğiz. Ben şimdi Claudia'ya bir metin hazırlattım. Onu kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Şimdi metnimi yapıştırdım. Past diyorum yapıştır dedim. Gördüğünüz gibi sağ tarafta örnek bir görsel gösterebilir bize. Bize izleme gösteriyor. Daha sonrasında next diyorum. Şimdi buradan bizim bir tema seçmemizi istiyor. Ben buradan ikinci temayı seçiyorum. Next diyorum. Daha sonrasında left karakter dedi. Sol taraftaki metne sahip karakteri istiyor. Ben buraya kd ekleyeceğim. Evet. Sol tarafa kd ekleyeceğim. Sağ taraftaki karakteri de bizim Edim'e ekleyeceğim. Allow the world. Tamam. Daha fazla ses detayı için buradan More Settings'e gelip buradan sesleri detaylı bir ayarlamalar yapabilirsiniz. Buradan Generate Video deyip videomu yaratıyorum. Evet şu an videomuzu yaratıyor. İsterseniz bu ekranı kapatabilirsiniz. Daha sonrasında My Projects bölümünden projenize ulaşabilirsiniz. Evet videomuz hazır arkadaşlar. Beraber izleyelim. Nasıl yani? Ama biz yani. Nasıl oldu bu? Ben şimdi ne yapacağım? Şaka yaptım. Evet bu şekilde kendinizi komik metinlerde videolarda hazırlayabilirsiniz. Bunları da keşfette görmüşsünüzdür bu tarz videoları. Sitenin linkini açıklamalara bıraktım. Evet şimdi ücretlendirme kısmına bakalım. Ücretlendirme kısmına bakmadan önce arkadaşlar sizin için buradaki pro planı alıp deneyimledim. O yüzden kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi benim kullanmış olduğum plan buradaki pro plan. Ben neler harcadım? Şimdi projelerine geliyorum. Ben burada görmüş olduğunuz gibi toplam 8 tane proje oluşturmuşum farklı farklı 360 kredinden 327 kredi kalmış. Yani 33 kredi harcamışım burada ve 8 tane video üretmişim. Tekrar ücretlere dönerim. Ücretlerde bize diyor ki 360 kredi veriyoruz aylık diyor. 90 adet kadar video üretebilirsiniz diyor. Harcama matematiği de aşağıdaki kısımda gördüğünüz gibi şuradaki tüm çeşit videoları 30 saniyeye kadar 2 krediyle üretebiliyorsunuz. Yine alt eklemeyi de 1 dakikaya kadar 3 krediyle tamamlayabiliyorsunuz. Üretilme sistemi basit. Bu kadar arkadaşlar. Yıllık planlarda bakacak olduğumuzda tabii ki indirimlerde var. Evet, bu videomuzda nasıl kolayca dikey videolar oluşturabileceğimizi öğrendik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Site linkini de açıklamaya bıraktım. Oradan gidebilirsiniz. Herkese kolay gelsin.